أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını ve Yüce Rabbimizin mektubunu hep birlikte her pazartesi cennetin kapılarının açıldığı, insanın amellerinin Allah'a arz edildiği bir gün, o gün hangi gündür ya Resulallah sorusuna sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, her pazartesi ve perşembe günleri kulun Allah'a amellerinin arz edildiği gündür. Bundan dolayıdır ki pazartesi ve perşembe günlerini oruçla ihya etmeye çalışırım. Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü amellerim Allah'a arz edilirken isterim ki amellerimin en başında bu kul bugün oruçludur ibaresi geçsin. Ve bugün cennetin kapılarının açıldığı, haftalık insanların defterlerinin görüldüğü günlerdir kıymetli dostlar. Böyle bir günde, böyle bir saatte bizleri kendi mabedinde, kendi huzurunda toparlayan, cem eden Yüce Rabbimize hamdolsun. İnşallah bütün ümidimiz, bütün gayretimiz, hedefimiz odur ki yarın mahşerde de burada bizleri toparladığı gibi Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sancağı altında da toparlamayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü Sure-i Celilemiz, geçen hafta Fatiha Suresinin önemi, Fatiha Suresinin tabiri caizse her bir kelimesini mercek altına aldık ve işlemeye, anlatmaya gayret ettik ki Fatiha Suresi namazımızın olmazsa olmazlarından demiştik. Fatihasız nasıl namaz olmazsa Fatiha'nın manasını bilmeyen Müslümanlık da olmaz demiştik. Bu kadar şiddetle, hararetle hepimizin Fatiha Suresini hiç değilse güne başlarken veya öğlen namazlarından önce, sabah namazlarından önce beklerken namazı, hiç değilse günün başında Fatiha Suresinin manasını böyle bir süzmemiz gerekir. Eğer unutuyorsak, dedik ki cebimizde bizim mutlaka Fatiha fihristi, namaz fihristi olması lazım. Böyle koyarsınız cebinize, onun içerisinde mesela Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim, Fatiha Suresi, Ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik gibi duaların manasının yazdığı bir kağıt bastırıp biz dağıtmıştık cemaatimize. Namazdan ne kadar haberdarız diye. Onu cebimizde güne başlarken taradığımız zaman o gün Allah'ın izniyle kıldığımız bütün namazlarımızda onu düşünürüz. O manasını. Düşündüğümüz takdirde de namazlarımızdan göreceksiniz o zaman haz ve lezzet almaya başlayacağız. Şimdi bugünkü dersimiz kıymetli dostlar, Suretül Bakara suresinin inşallah birinci ayeti celilerinde başlayacağız ve Rabbimizin inayetiyle anlatmaya, anlamaya çalışacağız hep birlikte. Her sure-i celilenin başında olduğu gibi yine Bakara suresinin birinci girişinde de Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ne demekti? Rahim ne demekti? Onu geçtiğimiz dersimizde Fatiha suresinin içerisinde izah etmeye çalışmıştık. Nedir o? Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman Allah'ın dünyadaki sıfatıdır. Daha çok fazla tecelli eden isimlerinden bir tanesi. İnanan, inanmayan, kafir, mümin, münafık ayırt etmeksizin bütün yarattıklarını yaratan ve yaşatan, donaltan nimetleriyle perverde eden Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Ama Rahim, ahirette boynuzlu koyunun boynuzsuzdan hakkını aldığı gibi, işte orada müminle münafığın bir olmayacağı, müminle kafirin hesap gününde harfiyen hesabını vereceği o günün sahibi Rahim demek. Evet. Elif, Lam, Mim. Kıymetli dostlar, bu gibi ayeti celileler sure-i celilelerin başlangıcında genelde görürsünüz. Ha, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi, Daha gibi, bu gibi kelimeler sure-i celilelerin başlarında okuduğumuz bu harflere biz huruf-u mukatta'a ayetleri diyoruz. Huruf-u mukatta'a, yani Allahça malumdur, Rabbimizce malumdur. Bu birçok bununla ilgili rivayetler vardır. Kimi alimler derler ki Cenab-ı Hak kendi ismine kasem eder, kendi ismine yemin eder. O şifredir. O şifrenin şifrenin sahibi de Yüce Allah'tır. Onu biz bilemeyiz. Onunla ilgili bir şey söylememiz mümkün olamaz. Ama Ya Rabbi, senin her söylediğine biz iman ettik, inandık. Onun için bütün ayeti celilelerin başında şöyle bir müfessirimiz açıklama almış. Bizim bu huruf-u mukatta'a ayetlerine karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Okundukları şekliyle zahirlerine inanmak. Nasıl, hangi şekilde okunuyorsa o da o şekilde okunması. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ını Cibril vasıtasıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama göndermiştir. Ne şekilde göndermiştir? Cibril aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama okumuş ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da okunan ayetleri okunduğu gibi ezberlemiştir ve yanındaki yazı katiplerine de onu yazdırmıştır. Onun için büyük alimlerimiz derler ki Kur'an-ı Kerim rahleyi tedrisattan geçmeden öğrenilmez. Yani Hazreti Peygamberle Hazreti Cibril aleyhisselam nasıl diz dize, yüz yüze gelip Kur'an-ı Kerim'i mütalaa ettikleri gibi, çalıştıkları gibi, okudukları gibi, her Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen insan da mutlaka bir hocaefendinin önünden rahleyi tedrisattan geçmesi lazım. Yoksa bu iş tam manasıyla ehliyetli, ehemmiyetli olmaz. Neden? Çünkü bu karşılıklı söylenecek harflerin çıkışlarıyla ancak olur. Yoksa bazen zaman zaman duyuyoruz. İşte hocam, ben Kur'an-ı Kerim'i kendi kendime öğrendim. İşte CD'den öğrendim veya Elif cüzünden öğrendim. Bu gibi şeyler öğrenebilirsiniz ama onun tekniklerini, harf çıkışlarını mutlaka bir mütalaa edeceğiniz, karşılıklı Cibril aleyhisselamla Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi olduğu gibi bizim de ders aldığımız bir hocaefendinin rahleyi tedrisatından geçmemiz lazım ki bu huruf-u mukatta'a ayetlerinde olduğu gibi zahirlerine inanarak ve ne şekilde okunmuşsa onların o şekilde okunmasını sağlayalım. Ne gibi? Kaf, ha, ya, ayn, sad
Bunu tek başınıza çalıştığınız zaman öğrenemezsiniz. Ne şekilde çıkarılacak, ne şekilde harf yerine oturtulacak, bunu mutlaka karşılıklı göreceğiniz derslerde elde edebilirsiniz. İkinci vazifemiz, Allah-u Teala'nın kendilerinden murad ettiği manayı yine Allah-u Teala'ya havale etmek. Yani bu huruf-u mukatta ayetlerinde Cenab-ı Hak neyi arz ediyorsa, neyi söylüyorsa biz onu bilmediğimiz halde inanıyoruz ve iman getiriyoruz diye saygımızı, yoksa şu şöyle demektir, ebced hesabına göre böyledir, yorum katmama, yorum katmak bizim vazifemiz değildir. Ali İmran suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerinin beyanı veçhile, kalbinde batıla meyil bulunan kimselerin yaptığı gibi kesin mana vermeye yeltenmemek. Yani bu ayetler, dedik ya, bu harfler şu ebced hesabına göre şöyle geldiğinden dolayı şu zamana işaret etmiştir. Zaman zaman duyarsınız böyle Kur'an-ı Kerim'in bazı harfleri üzerinden bazı manalar ve şifreler çıkarıldığını duyarız ve işitiriz. Onun için bizim bu hurufu mukatta'a ayetleriyle ilgili nedir onlar? Onlar elif, lam, mim, ha, mim, daha gibi ayeti celileler, Kur'an-ı Kerim'de sure-i celilelerin başında olan huruf-u mukatta ayetlerinde kesin kez bana göre herhalde böyledir deme yorumunu bize vermiyor kıymetli dostlar. Sonuncusu da kalplerimizi kaymaktan muhafaza etmesini Allah-u Teala'dan niyaz etmektir. Bu ayeti celileleri okurken dua mahiyetinde kalbimizde bu şekilde geçiririz. Zalikel kitab, birinci ayeti celilesi, hemen Kur'an-ı Azimüşşan'ı Fatiha suresiyle başlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in kapakçığını hemen ilk açtığınızda karşınıza Fatiha suresi sizi karşılıyor. Fatiha suresi, kıymetli dostlar, dedik ki dersimizde Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Yani süzülmüş hali Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresidir. Hangi manada okursanız o manada geçerlidir. Hani bazı anahtarlar vardır. Böyle anahtarcılarda bulunur. O anahtar bütün kapıları açar. Öyle bir anahtardır ki bütün kapıları açma özelliği vardır onun. Ha, o şu Kur'an-ı Kerim'in işte anahtarı gibi. Dua mahiyetinde okursanız Fatiha suresi dua mahiyetindedir. Eğer niyaz makamında okursanız niyaz makamındadır. Yani Fatiha suresi tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır. İlk girişinde sizi o karşılar. Birinci ayeti celilesi, dikkat buyurunuz, Kur'an-ı Kerim'i açtınız, Fatiha'dan sonra İlk kelimesi Fatiha suresinin zalikel kitab, ilk ayeti celilesi nedir? Zalikel kitab, işte sana bu Kur'an-ı Kerim'de, işte bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şek şüphe yoktur. Hiçbir şek şüphe yoktur bu kitapta. Öyle bir kitaptır ki %100 Allah kelamıdır. Katıksız. Hani İncil'i bulursunuz, Tevrat da vardır. Zaman içerisinde ne yapılmıştır? Bozulmuştur. İnsan girdiği yeri ne yapmıştır? Bozmuştur. Yani ormana girerse bir insan, bakıyorsunuz orayı yakıyor, yıkıyor veya hangi şehre, hangi memlekete. Ama Kur'an-ı Kerim'in sahibi ve indiricisi Allahu Azimüşşan olduğundan dolayı bu öyle bir kitaptır ki içerisinde en ufacık bir şek şüphe olmayan bir kitaptır diyor. Çünkü bunun göndericisi de Allah olduğu gibi bunun koruyucusu da Allah'tır. Garantisi kim? Garantisi Allah'tır. Bunu hiç kimse bozmaya yeltenemez. %100 Allah'ın kelamı olduğundan dolayı kıymetli dostlar, diyor ki bir insan %100 Allah kelamı olan bir kitabı abdest alıp Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmediği halde,
okumayı bilmediği halde şöyle Kur'an-ı Kerim'i açsa sahifelerine, ya bu Allah'ın kelamıdır, Allah bunu göndermiştir niyetiyle şöyle sahifelere bakması insanın amel defterine sevap olarak geçmesine yeter diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İkincisi, insanın yaratılışında Allah'tan sonra sebebi dünyaya gelişine vesile olan anne babasının yüzüne bakması insanın sevap olarak amel defterine geçer. Üçüncüsü de işte dünyadayken öyle bir sade bir mabet var ki hiçbir mimari özelliği olmayan, sanki Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sı neyse dünyanın kara kutusu da o sayılan Kabe-i Muazzama'nın böyle yüzüne, duvarlarına bakmış olmak insanın oturduğu yerde amel defterine sevap olarak geçmesine yeter. Allahu Ekber. Yani üç şeye bakmak sevap kıymetli dostlar. Oturduğunuz yerde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oturduğunuz yerde bakmanız yeterli. Onun için diyor ki büyükler, alimler, insan en sevdiğine, en değer verdiğine, en titiz davrandığı insana ne verir kıymetli dostlar? En sevdiği hediyeyi verir, değil mi? İnsan sevdiği bir insana sevmediği bir hediyeyi verir mi? Vermez. Sevdiğine, ona layık gördüğü bir hediyeyi verir. O zaman Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın sevgili Habibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a en sevgiliye en sevgili kitabı göndermiş. En sevgi verdiği, sevgilim dediği, Habibim dediği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en yüceler yücesi Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermiş. O öyle bir kitap ki onda hiçbir şek şüphe yok. Kur'an-ı Kerim Musa ve İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği o mükemmel kitaptır. Öyle bir kitaptır ki onun Allahu Teala tarafından indirilmiş olduğunda hiçbir şek şüphe yoktur. O emirleri terk etmekten ve yasakları işlemekten hakkıyla sakınan müttakiler için dosdoğru yola ileten büyük bir hidayet, bir saadet ve selamet rehberinin ta kendisidir. Yani insanın bu dünyada gönderilişinin reçetesidir. Cenab-ı Hak öyle diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam bu kitabın indirileceğini ta o zamanda, yani demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arasında kıymetli dostlar rivayete göre 500 sene var. Yani 500 sene hiç Kur'an-ı Kerim, hiçbir kitap inmemiş. Ona ne diyoruz biz? Yani kuraklık dönemi deriz ya, hiçbir şey inmemiş. Hazreti İsa Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar. O dönemden, bir de onun öncesi var, Musa Aleyhisselam döneminde. Asırlar öncesinde bu kitabın Allah kelamı olarak indirileceğini müjdelettirmiş Cenab-ı Hak. Öyle bir kitaptır ki diyor, müttakiler için, müttakiler yani takva sahipleri için. Takva sahipleri nedir? Takva sahibi Kur'an-ı Azimüşşan'da kıymetli dostlar çok sıklıkla karşılaşırız. O muttaki ki, kimseler ki, o inanan, o ittiba eden, o takva sahipleri ki diye Cenab-ı Hak hep takva sahiplerine vurgu yapar ve işaret buyurur. Nedir bu takva sahipleri? Muttaki kimseler, o kimseler ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Allah'ın ismi zikredildiği zaman başta birincisi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Yani onların kalpleri ve kalıpları titrer Allah'ın ismi zikredildiği zaman. İnsanın kalbinin ve kalıbının titremesi için kalbinin temiz olması lazım. Kalp temizliği de insanın niyetinden geçer. Eğer niyeti halisane ve samimi olursa kalbine yansır. Kalbinin güzelliği de
kıymetli dostlar, insanın siretine, yüzüne yansır. Yüzünün güzelliği de insanın sözüne yansır. Onun için büyükler derler ki, bir insanın samimi, ihlaslı olduğunu görmek istiyorsanız, hissetmek istiyorsanız, insanın iki uzvu vardır ki hayatta siz onların yalan söylediğini göremezsiniz. Her ne kadar insanlar, ya kardeşim benim namaz kılmadığıma bakma, sen benim böyle uygunsuz bir hayat yaşadığıma bakma, sen benim kalbime bak, kalbimin ne kadar temiz olduğuna bir görsen, insan da kalbinin temiz olduğunu açıp göremeyeceğine göre, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki, kalbin sözcüsü, kalpte ne varsa onu dışarıya vuran öyle bir sizde uzuv vardır ki, o kalbinizde ne varsa onu dışarıya yansıtır. Yani bardakta ne varsa, bardağa döktüğünüz zaman bardaktan o dökülür. Yoksa bardağın içerisinde olmayan bir şey dökülmez. O nedir ya Resulallah sorusuna, o insanın dilidir. Dilidir. İnsanın gönlünde, kalbinde ne varsa diline o yansır. Onun için boşuna kendimizi kandırmayalım. Hocam benim ağzımın bozuk olduğuna bakma. Benim namaz kılmadığıma bakma. Benim kalbim çok temiz. İnsanın iki uzvu hayatta yalan söylemez dedik. Birincisi insanın gözleri. Gözüne baktığınız zaman insanın ne kadar samimi olduğunu oradan hissedersiniz. Yalan söylemediğini gözlerinden anlarsınız kıymetli dostlar. İkincisi de insanın sözleri. İnsanın gözleri ve sözleri hayatta yalan söylemez. Bir yalan söyler, iki yalan söyler ama üçüncüsünde onun sözlerine, kelimelerine dikkat edin, mutlaka ele verir kendisini. Çünkü kalbi bozuk. Eğer kalbi iyi değilse, niyeti bozuksa, insan diline önüne kelepçe vuramaz, geçemez kıymetli dostlar. Mutlaka beşincisi de olmasa altıncısında, kalbindeki, gönlündeki, hani bizim bir tabirimiz vardır. Ağzındaki baklayı çıkar kardeşim deriz ya. O onun elinde değildir. Kendisini çok zorlasa da o ağzındaki baklayı bakarsınız bir anda söylemiş ve koyuvermiştir. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanın diline işaret buyuruyor. Diyor ki, eğer dilinizi bana garanti ederseniz size cenneti garanti edeyim. Dilinizi. Ha dil, o zaman dilinizi garanti edeyim derken altında ne yatıyor? Kalbiniz yatıyor. Çünkü kalbinizi sağlam cilalarsanız, eğer temizlerseniz, o zaman kalbinizdeki dilinize yansır. Dilinizi temizlemenin yolu kalpten geçer. Kalbi temizlemenin yolu da kıymetli dostlar, zâlikel kitâb lâ raybe fî. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bol bol okumaktan ve zikirden geçer. Çünkü büyükler der ki, insan her harama baktığı zaman, her bir nazar ettiği zaman kalbine bir leke düşer. Yani şunu da özetleyelim, çok ilginç gelir bana da, hani zaman zaman rabıta ile ilgili, ondan sonra insanın nazariyeti ile ilgili, bakışı ile ilgili, ya kardeşim ne var bakmakla? Bakmak öyle sıradan bir şey değil. Bir insan bakar, sahabi olur, gökteki yıldızlar gibidirler Efendimizin. Ve bir insan da bakar, gönlüne en büyük leke düşer. Mesela deve kuşları vardır kıymetli dostlar, deve kuşu. Deve kuşu nasıl döllenir bilir misiniz? Deve kuşu. Deve kuşu erkekle dişi yan yana gelir. Önlerinde deve kuşu yumurtası vardır. Mesela Süleymaniye, Sultanahmet camilerinin lambalarında asılı olur. Niye? Onun bulunduğu yerde örümcek tutmaz. Ecdet onu keşfetmiş ve camiler örümcek tutmasın diye deve kuşu yumurtasını asmış büyük camilere. Deve kuşu hem dişi hem erkek yan yana gelir ve yumurtasına nazar ederler. Aynı saniye, aynı dakikada aynı yumurtanın aynı noktasına bakarlar. Nazar ettikleri zaman ne oluyor biliyor musunuz?
bir saniye baktıkları zaman bakışlarını aynı noktaya diktikleri takdirde yumurtada kendiliğinden döllenme meydana geliyor. Bakış bu kadar önemli. Ya kardeşim ben baktım da ne oldu? Bir defa bakmadan ne olur? İşte bakma, nazar. Onun için büyükler ne yapıyor? Tasavvuf ehli insanlar günde yarım saat, 45 dakika rabıta yapıyorlar. Tefekkür ediyorlar. Bir noktaya gözlerini, nazarlarını, gönüllerini dikerek kendilerini sırf o noktadan feyiz bereket istifade ediyorlar. Onun için kıymetli dostlar, bakmak bu kadar önemli. Eğer bu baktığınız şey Allah'ın kelamı olursa o zaman gerisini siz düşünün. Bir deve kuşu bile yumurtasına nazar edip döllenme meydana getiriyorsa, insan kainatın yegane yaratıcısı olan Allah'ın halifesi olan insan azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığı zaman gönlünde, kalbinde nelerin dölleneceğini siz düşünün. Rabbim inşallah Kur'an-ı Azimüşşan'ı bilmeyen kardeşlerimize en garibü zamanda okumayı, öğrenmeyi nasip etsin. Bilen bizlere de onun manasıyla amel edip hayatımıza ve aminus salihata çevirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.